SRT televizyonu izleyenlerimiz, Yeni Kapı'da 10. Sivas tanıtım günlerimiz devam ediyor. Bizler de SRT ekranlarından canlı yayınlarımıza hiç aralık vermeden sizlerle olmaya devam ediyoruz. Ve şu anda Akıncılar standındayız. Akıncılar Belediye Başkanımız Sayın Hasan Şen bizlerle birlikteler ve Akıncılar AKEV Vakıf Başkanımız Sayın Erol Başkanım bizlerle birlikteler ve kıymetli misafirimiz yine bizlerle birlikteler. Neler söyleyecekler Sivas tanıtım günlerinin bugün son günü, kıymetli başkanımdan değerlendirme alacağız. Evet, öncelikle standımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu sene söylediğiniz gibi 10.sü düzenlenen İstanbul'da Sivas tanıtım günleri çok güzel geçti. Hayırlı, bereketli bir şekilde geçti. Yoğun bir kalabalıktı. Ben böyle bir kalabalığa ilk defa şahit oluyorum. Hakikaten dışarıdaki, içerideki, dışarıda satış standları, içeride de tanıtım standlarımız olmak üzere Sivas bu sene çok güzel bir etkinlikle karşılaşmış oldu. Tüm İstanbul'daki gurbetteki hemşehrilerimiz sırayı buraya taşıdık. Onları ziyaret ettiler. Geleneklerinden, kültürlerinden, yiyeceklerinden, içeceklerinden, sanatçılarından eğlence ve kültürüyle doya doya burada 4 gün bir zaman geçirdik. Açılışını yapıldık. Bu sene İsmail Erdem tarafından, Sivas Platformu Başkanı'ndan bu etkinliği de düzenlemesinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar. Biz de Akıncılarımızda kavunumuzu burada tanıttık. Şeker bal tadında bir kavun oldu. Herkese ikramımızı elimizden geldiği kadarıyla sunduk. Tüm Akıncılar halkımız buraya geldi. Yoğun bir kalabalıkla karşı karşıya kaldık. Yani burada güzel bir ortam geçirdik. İnşallah seneye de bu daha şey yapılırsa daha etkinlikte, daha farklı, daha güzel bir şekilde bunu yapmayı, planlamayı inşallah gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sizlerin de vasıtasıyla Sivas'ı Türkiye'ye tanıttık. Akıncıları Türkiye'ye tanıttık, dünyaya tanıttık. Bu da güzel bir ortam oldu, güzel bir çalışma oldu. Vakfımızla beraber, onun da desteğiyle beraber, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber güzel bir çalışma ve insanlarımıza sunumumuz ve hizmetimiz oldu. Bu da yani güzel bir çalışma oldu. Teşekkür ederim. Eksik sizler olmayın. Sizlere katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kazasız belasız güzel bir ortamımız oldu. Sivaslar hepsi buradaydı. Evet. Gerçekten doyasıya kalabalık, doyasıya bir hizmet, doyasıya bir tanıtım oldu. Sivas'ın kültürü hakikaten yaşanmaya değer, görülmeye değer, izlenmeye değer. Çünkü bakıyorsunuz, ben araştırdım. Türkiye'nin her ili gelmiyormuş burada. Evet. Bazı illeri, derin kültüre sahip olan illeri geliyor. Çünkü Sivas, Selçuklu'dan tutun, devamı Osmanlı ve ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Buradan gelen derin bir kültürüyle inşallah burada herkes izledi, seyretti, doydu, yaşadı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Evet, vakıf başkanları içerisinde gerçekten başarılı bir isim. Sayın Erol Akgün, Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Öncelikle SRT Televizyonu ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz Akıncıları ve özellikle de bal tadında kavunumuzu tanıtıyoruz. Evet. Tabii bu arada vakfımızın da tabii ki tanıtımını yapıyoruz. Biz üniversiteli öğrencilerimize burs veriyoruz. Akıncıları tabii ki öğrencilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz, bunu söylüyoruz. Ancak güzel hizmetler de yapıyoruz. Akıncılarda evet, hem kaymakamlığımız hem belediyemizle beraber bütün öğrencilerimize, yani ilk, ortaokul, anaokulu, lise hepsine desteğimiz tam olarak oldu. Bundan sonra onlar devam edecek. Sizlerle beraber inşallah çok daha güzel yarınlar imzamızı atacağımıza inanıyorum ben. Katıldığınız ve canlı yayında bizi aldığınız için de teşekkür ediyorum. Gerçekten Akıncılar, inşallah kavunları tattınız. Evet, çok bir kez daha tattıracağız sizlere. Gerçekten bal tadında. Altınyaylı Belediye Başkanımız evet, da buradalar. Sayın sağ olsunlar. Başkanımıza da hoş geldiniz. Onlara da hoş geldin diyoruz. Gerçekten çok güzel, sizlere de teşekkür ediyorum. İnşallah burs verenlerimiz çok olsun. Evet. Bu sene sayıyı daha da artıralım diyorum. Teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Evet. Altınyaylı Belediye Başkanımız şu anda Akıncılar standımızı ziyaret ettiler. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler de belediye başkanımızı ziyaret amacıyla gelmiştik. Sizlerle görüştüğümüz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sivas tanıtım programının 10. günü için İstanbul'da bulunuyoruz. Altınyaylar ve Sivaslı hemşerilerimizle buluşmaktan dolayı çok memnun olduk. Sivas Platform Başkanımız Sayın İsmail Erdem Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yoğun bir katılımlı program oldu. Emeği geçen herkese ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Burada en önemli katkıyı da sizler veriyorsunuz. Tamam, Allah razı olsun. Başkanım. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Delil Yas Belediye Başkanımız. İlçe başkanım, sayın başkanım sizin de çok kısa bir bilgi alalım. Neler 10. yılı kutladığımız bu Sivaslılar gününe katılan bütün Sivas hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle Altınyaylıların yoğun katılımı oldu. Buradan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye daha yoğun bir katılımla, sizlerin de tanıtıma verdiği katkıyla
İnşallah daha güzel geçecek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, evet, şu anda Akıncılar standımızı Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız ziyaret ediyorlar ve Sivas Tanıtım Günleri'nde Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Tahsin Usta bizlerle birlikteler. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Şu anda Sivas Radyo Televizyonu TRT ekranlarında canlı yayındayız ve Yeni Kapı'da Sivas Tanıtım Günleri'ndeyiz. Hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk efendim. Öncelikle İstanbul'un güzel mekanından Yeni Kapı'dan Sivasların burada yapmış olduğu güzel etkinlik alanından başta İstanbul'daki Sivas hemşehrilerimiz olmak üzere Anadolu'nun dört bir tarafına yayılan ve Sivas'ta yaşayan tüm Sivas hemşehrilerimize buradan sevgiler saygılar gönderiyorum. Tabii ki Anadolu'nun esintilerini, güzelliklerini, örf adet ve geleneklerini, yöresel ürünlerini burada görmek, Sivaslarla bunu birlikte yaşamak bize de mutlu ediyor. Her yıl geleneksel hale gelen bu tür etkinliklerin aynı zamanda bizim kültürümüzü yeniden tanıma anlamında, bölgelerimizdeki tüm yenilikleri yerinde görme anlamında da bizim için önemli fırsat oluyor. Gerek belediyelerin buradaki katılımları, gerekse yöresel ürünlerin burada tadılma imkanının sunulmuş olması katılımcıları da oldukça mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerin daha çok o yöreden insanların dışındaki insanların dikkatini çektiğini de görebiliyoruz. Evet. Örneğin bugün Sivaslar belki daha fazla farklı yörelerden insanlar var. İstanbul'da bu tür buluşmaları özlüyor insanlarımız. Evet. Özellikle de başka yörelerinin etkinliklerini, ürünlerini, yeniliklerini daha fazla görmek istiyorlar. Sivaslılar da bu işi iyi yapıyor. Federasyonun gerçekten bu konudaki deneyimli ekibiyle, kadrosuyla uzun yıllardan beri bu etkinlikleri özellikle bu mekanlarda ağırlıklı evet. olarak ama farklı mekanlarda da bu işi Sivas'tan İstanbul'a, İstanbul'dan Sivas'a gönül köprüleriyle yaygın bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu gönül köprüsünde sizleri de aramızda görmekten büyük bir şeref duyduk Sayın Başkanım. Estağfurullah. Biz de mutluluk yaşadığımızı ve özellikle buradaki hemşehrilerimizle Anadolu kültürünü yeniden yaşama imkanı bulduğumuz için organizasyonun emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Evet, bizler biliyoruz ki kıymetli TRT televizyonu izleyenlerimiz Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Sivasları farklı bir seviyor. Çünkü ben yıllardır Sivas Tanıtım Günlerine katılırım ve Sayın Başkanım da hiç ihmal etmeden Sivasların yanında olurlar. Doğrudur. Yani bugüne kadar olanların hemen hepsine evet, geldik. Geldiniz. Bugün son anda olsa yetişmeye gayret ettik. Dün niyetimiz dündü, dün gelemedik. Ama bu akşamki topluluk daha fazla, daha kalabalık, daha böyle heyecanlı bir ortam evet. var. İnşallah daha güzel günlerde buluşmaya da ümit ediyoruz. Evet, siz Trabzonlusunuz ama şu anda bizler Fahri Sivaslı diyoruz Sayın Başkanımıza. Akıncılar Belediye Başkanımız ve Altınyaylı Belediye Başkanımıza, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımızı kavunlarla karşıladılar. Evet, bunu hediye edebiliriz. Ya bu kadar. Başkanım öncelikle çok teşekkür ediyorum. Etrafımızda beraber siyaset yaptığımız, çalıştığımız hem komşumuz evet. hem de mesai arkadaşlarımız var. Belediye başkan yardımımız var, evet. meclis başkan vekilimiz evet, var, meclis üyemiz var. Şu ana kadar kavun hiç kimseden gelmedi. Bundan sonra gelir başkan. Bundan sonra gelir başkan. Buradan onlar da duysunlar. Teşekkür ediyorum. Evet. Gerçekten Sivas'ın bu belki içi güzel mi çıkar, kötü mü çıkar bilmiyorum ama güzel çıkacağına inanıyorum. Çok güzel. Mevsimin son kavunu yemek keyfinde tatmış oluruz inşallah. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Sizler de afiyet olsun diyoruz Sayın Başkan. Size tekrar hoş geldiniz diyoruz. Evet, bunlar size hediye Sayın Başkan. Evet, TRT televizyonu izleyenlerimiz programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede abi nerede? Sayın Başkan bir isim alabilir miyiz? Diyorum. Akıncılar Hizmet Eğitim Vakfı Başkanı Erol Akgül. Ben konuşmama geçmeden önce burada bir emek ve bir hizmet olduğu için ben bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı teker teker sahneye davet etmek istiyorum. Hızlıca istiyorum hepsini. Nazmi Zengin, Sezai Şahin, Temel Taşdemir, İslam Karaoğlu, Mahir Macit, Erdoğan Kılıç başkanlarım hızlıca istiyorum. Mevlüt Albayrak, Taner Yılmaz, Ramazan Sözen,
Veysel Kaya, Veysel Özdemir, İsrafil Doğan, Hüseyin Arslan Ocak, Yadigar Bektaş, Kazım Bey Akıncılar'da, Kazım Perçin, Bayram Varol, Hasan Tanrıverdi, Halim Bektaş, Yalcın Zengin, Hulusi Keleş, aynı zamanda kurucu mütevelli köy dernek başkanlarımız Sümmani Bektaş ve Mükayel Bektaş. Murat Can, Akıncılar Platform Başkanımız. Kadın Kolları Başkanımız Sevgi Aydın. Sevgi Hanım buyurun. Resim çekiyor, resim çekiyor. Geldi. Resim çekiyor, resim. Var var var, canlı. Ayrıca Kadın Kolları da gelsin. Sayın Vekilim, çok kıymetli belediye başkanım, yakın ilçelerin belediye başkanı, saygıdeğer kaymakamlarım, Sultanşehir Sivas'ın güzel insanları, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sultanşehir Sivas'ın güzel insanları. İçimizden biri, o bizden biri aynı zamanda, ASKON Genel Başkanım Sayın Orhan Aydın, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, uzaktan yakından davetimize icabet eden hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, 10. Sivas Tanıtım Günlerine ve Akıncılar Tanıtım Saatine hoş geldiniz. Recep abi, seni de buraya alabilir miyiz abi? Mehmet Başkanım, seni de buraya alalım. Bütün köy dernek başkanlarımı buraya alalım. Çünkü hepsi bunlar kurucu mütevellimiz. Ben vakıf hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 5 Ekim 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak biz tüzel kişiliğimizi kazandık. 17 tane köy derneğimiz, 40 tane de gerçek şahısla vadide örneği tek ve ilk olan bir vakıfız. Yönetiminde mutlaka köy derneklerinin olması gereken vakıf senedi gereğince böyle bir vakıfız. Kurulduğumuz günden bugüne kadar Akıncılar'da okuyan, yüksek öğretimde okuyan bütün öğrencilerimize şu anda düzenli burs veriyoruz. Vermeye de devam ediyoruz. İnşallah bu senede devam ettireceğiz. Ayrıca Akıncılar'da anaokulu dahil ilk orta lise tamamına her türlü eğitim desteğini yaptık eksiksiz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde kaymakamlığımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle beraber Akıncılara eğitim alanında gerçekten büyük hizmetler verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Sevgili başkanım Hasan Şen, belediye başkanımız, gerçekten onlara da bizim de, o bize gerçekten büyük destek oluyor. Biz de ona destek oluyoruz. Kalpler, her şey sevgili, sevgiyle karşı karşıya inşallah. Oraya da büyük desteklerimiz oldu. Olmaya da devam edecek. Şöyle söyleyeyim. Akıncılar adına ilk defa Kapaklı'da bir arsa aldık. Güzel ve iyi şeyler yapıyoruz ki çok değerli iş adamımız Azime Şahlanoğlu Otomer'de bize 200 metrekare yer verdi. Bugün belki dile kolay diyeceğiz ama vakfımızın 3 tane tapusu var. Bu bir gerçek. Bu, eğer burada bir başarı varsa bu başarı sizlerin, buradaki yönetimlik arkadaşlarımın. Bireysel başarı hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman ben demedik, hep biz dedik. Biz diyenlerle yola çıktık. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanım, biz teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Misafirlerimizi buraya davet ediyoruz. Hiç kimse ayrılmasın sahneden lütfen. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım sahneye gelsinler. Bir öz çekim yapacağız ve bu tarihi anı kısa bir süreliğine durduracağız inşallah. Başkanım, siz herkes bana doğru dönsün. Arka tarafı alacağım çünkü. Evet, kısa bir süreliğine sizden müsaade alarak bu öz çekimi yaptık. Çünkü önemli bir gün, önemli ve tarihi bir anı fotoğrafla belgelemek istedik. Evet, değerli akıncılar, değerli misafirler,
sayın vekillerim, değerli başkanlarım. Konuşmalarını yapmak üzere ASKON Anadolu Aslanları İş İnsanları Başkanımız Sayın Orhan Aydın'ı güzel alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Başkanım buyurun. Orhan Aydın Başkanım burada mı? Evet. Başkanımız Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Nurettin Nebati Bey'i karşılamaya gitmiş. Şimdi bilgisin. Buraya gelecek. Evet. Evet, hız kesmeyelim. Akıncılarımızın güzel başkanı, kıymetli ve çalışkan başkanı Sayın Hasan Şen'i o güzel alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Başkanım buyurun. Sayın Milletvekilim, Sayın Akıncılar Hizmet Eğitim Vakfı Başkanımız, Sayın Dernek Başkanım, Sayın Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, 10.sunu düzenlediğimiz İstanbul'daki Sivas Tanıtım Günlerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri saygı, sevgi ve minnetle selamlıyorum. Bu sene sılayı gurbete taşıdık. Buradaki tüm kültür ve geleneklerimizi, göreneklerimizi, yemeklerimizi, adetlerimizi hepsini burada sizinle paylaşıyoruz. 21.sini düzenlediğimiz Tavun Kültür ve Sanat Festivalimize gurbetten sılaya taşıma yaptık. Gelen vatandaşlarımız orada birlikte coşkulu, güzel, yoğun, kalabalık bir şekilde festival düzenledik. Oradaki güzellikler bir bambaşkaydı. Yoğun bir kalabalıktı. Orada da ayrıca bir sılayı rahim düzenledik. Burada da tekrar aynısını düzenliyoruz. Çok güzel geçiyor. Tam bir bayram havasında, festival havasında. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde 10 yıl üst üste emeklerini zayi etmesin. Hakikaten güzel bir ortam olmuş. Bu organizasyondan dolayı da İstanbul'daki Sivas Platform Başkanımız İsmail Erdem'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz burada konuşmalarımızı fazla tutmayacağız. Burada eğlence ve güzel olacak. Sanatçılarımızla birlikte, dernek başkanlarımızla birlikte, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte inşallah coşkulu, güzel bir kutlama yapacağız. Biz Akıncılar'da neler yapıyoruz derseniz, belediye olarak, yerelde hizmet olarak derseniz, İnşallah önceki yaptıklarımızı zaten söylemeye gerek yok. Şimdi de inşallah bir meyve sebze halimiz var. Buranın ilk etabını yöresel ürüne satış pazarı, meyve sebze hali, kuru bakliyat paketleme tesisi ve otogar olmak üzere 35 bin metrekare yeri Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nden aldık. İnşallah o yöredeki Kerkit Vadisi'ndeki tüm ürünlerimiz orada satılmak üzere güzel bir kompleks olacak. Şu anda ilk adımını başladık. TAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan ilk adım parası tahsis edildi. İnşallah Kasım'ın 30'una kadar da ilk etabını gerçekleştirmiş olacağız. Orada küçük bir sanayi sitesi yapacağız. 105 dönüm alanı yine ana yol kenarında. Tokat Erzincan Karayolu üzerinde burada sanayi sitemizi yaparak ilçemizdeki küçük sanayinin gelişmesine ve ilçemizi katma değer sağlayacak şekilde güzel bir alan olacak orası da. İkinci etap TOKİ konutlarından vatandaşlarımız sürekli bahsetmekte. Bize gelen taleplerden dolayı da onlara küçük bir bilgilendirme yapacağız. Kamulaştırması bitti. TOKİ'ye yerleri devrediyoruz. İnşallah oraya da iki katlı bahçeli nizam, altta iki daire, üstte iki daire NT tipi dediğimiz konutlardan olmak üzere inşallah 400'e yakın konut yaparak vatandaşlarımızın çözülmemiş mülkiyetlerinden dolayı onlara konut sahibi gerçekleştireceğiz. Bir de doğalgazımızı 31 Mart'tan önce siyasilerimize söz verdi. Milletvekilimiz İsmet Yılmaz, Habib Soluk, Semiha İkinci bunların da katkı ve destekleriyle doğalgazı da getireceğiz. İlçemizin katma değeri kat ve kat artacak. Orası yaşanabilir Anadolu'daki en güzel yerlerden bir tanesi olacak. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Eğlenceniz güzel olsun. Hepinize iyi eğlenceler. Güzel bir tanıtım geçirmenizi diliyorum. Güzel alkışlarınıza başkanımızı uğurluyoruz.
ve güzel çalışmalarında başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Evet, sevgili konuklar, değerli İstanbullular, değerli hemşehrilerimiz, 25. dönem Sivas Milletvekilimiz Sayın Ali Turan Beyefendi'yi sahneye arz ediyorum. Sayın Vekilim, buyurun. Peki. Orhan Bey'i bekleyelim başkanım. Başkanım, Orhan Bey'i bekliyor muyuz? Malum zamanımız kısıtlı. Evet, değerli vekilimize güzel bir alkış alalım tekrar. Selamun aleyküm. Değerli belediye başkanım, vakfımızın değerli başkanı, kadın kolları başkanımız, derneklerimizin başkanı, başkanları, çok kıymetli Akıncılarlı Sivaslı hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel organizasyonu yapan, yıllardır 10 yılı, 10. yılı yapılıyor, 10 yıldır çok büyük emekler sarf ederek Sivaslıları burada buluşturan değerli Konfederasyonumuzun Başkanı İsmail Erdem Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şimdi söylenecek söz çok ama vakit de yok. Siz buraya bizim konuşmalarımızı dinlemeye gelmediniz, biliyorum. Siz burada Sivas'ın kültürünü, örfünü, adetini, geleneğini yaşamaya geldiniz. Bizim örfümüzü, adetimizi, kültürümüzü, geleneğimizi de yaşatan bizim sanatçılarımız var. Onları da kutluyoruz, onları da tebrik ediyoruz. Onlar uzun hava söylüyorlar, bizi ağlatıyorlar. Gözümüzden yaş akarken bir de cıngıllı söylüyorlar, gözümüzden yaş akarken de bizi oynatıyorlar. Ben onları da kutluyorum, tebrik ediyorum. Tabii şimdiye kadar hep siyasiler toplantılara geç kalıyordu. Onun için çok fazla şey yapmıyorduk, biz kale almıyorduk. Diyorduk ki olur diyorduk, toplantısı vardır, başka yerde bir konuşması vardır. Şimdi sivil toplum örgütleri de artık toplantılara geç gelmeye başladılar. İki defadır ASKON'umuzun başkanını anons ettikleri halde ASKON'un başkanı bir türlü gelemedi. Ama gelmese de gönlü bizimle beraber, çünkü o bir Akıncılarlı. Eğer gelemezse ben onun selamını size iletiyorum. Şimdi bu organizasyonlar yapılırken sadece buraya işte 4 tane çadır kurulup şuraya bir ses düzeni hazırlanıp mikrofonu da buraya koymak değil. Gerçekten çok büyük bir emek sarf edilerek bu organizasyonlar yapılıyor. Bu organizasyonların yapılması için de bütün 16 ilçemizden belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız günler öncesinden büyük hazırlıklar yapıyorlar. Kalkıp buralara geliyorlar. Gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Tabii bizim için en önemli iş, yani bir Anadolu'dan gelen insanlar için, hele hele bizim gibi inancı olan insanlar için en güzel şey sıla-i rahim yapmak. Gurbettekilerin sılayı gidip ziyaret etmeleri, ama biraz önce de değerli belediye başkanımız da söyledi. Şimdi sılayı gurbete getiriyorlar. Biz de burada örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, kültürümüzü yaşıyoruz. Bunun için belediye başkanlarımıza, sadece Akıncılara değil, bütün belediye başkanlarımıza, ekiplerine, kaymakamlıklarımıza, Sivas valiliğimize, valimize, Sivas belediye başkanımıza, ticaret odası başkanımıza, ekibine, Cumhuriyet Üniversitemizin rektörüne çok teşekkür ediyoruz.
buradaki organizasyonlar ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar iyi yerlerde yapılırsa yapılsın, eğer katılım yoksa hiçbir anlam ifade etmez. Katılımınızdan dolayı da bugünü iple çeken sizlere çok teşekkür ediyorum. Sivas sadece bir ilin adı değil. Sivas aynı zamanda bir kültürün adı. Bizim Aşık Veysel'imiz var. Pir Sultan'ımız var. Sefil Selim'imiz var. Bunların Sivas adına, Sivaslılar adına türküler yakmışlar. Şarkılar söylemişler. Onların Ali Kızıltuğ'umuz var. Bunların hepsini rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Aşık Veysel diyor ki, güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamaz, gönlümdeki köşk olmasa diyor. Dolayısıyla biz bu örfle, bu adetle, bu kültürle büyümüşüz. Allah bizi bundan geri koymasın. Sonra Sivas'ın yetiştirdiği çok büyük değerler vardı. O da herkesin yakından tanıdığı değerli siyasetçi, büyük insan Muhsin Yazıcıoğlu. O da aynen şöyle diyordu. Bir saniyesine bile hükmedemediğiniz dünyada fırıldak olmaya gerek yok diyordu, değil mi? Onun da mekanı cennet olsun. Bütün ölmüşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şimdi burada güzel bir organizasyonda güzel türküler söylenecek, türküler dinlenecek. Biraz önce bizim daha önceki dönem Ataşehir ilçe başkanımız Naim Başkan diyor ki, ya hayran kaldım diyor Sivas'a diyor. Başkanım, o gördüğünüz yer Sivas'ın merkezi değil, orası Akıncılar. Yani burası Sivas dersek kimse de şaşırmasın. Tabii Akıncılarımızın da Sivas'ımızın da çehresi değişti. Hakikaten bugüne kadar hizmet eden bütün milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, valilerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yapılacakları zaten bizim oradaki mülki amirlerimiz, siyasetçilerimiz yapacaklardır. Tekrar ben bu organizasyonu yapan değerli başkanımız İsmail Erdem'e ve onun ekibine çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman toplantılarına katılıyorum. İnanın kendi işlerinde olsa bu kadar inceleyip sık dokumazlar. Bir tanesi orada oturuyor işte, Fikri Köse Başkan, İsmail Karabiber Başkan. Gördüğüm bir sürü insan burada. Bu organizasyonun hatasız kusursuz yapılması için, hatasız kusursuz yapılması için o kadar inceleyip sık dokuyorlar ki, hakikaten kendi işleri olsa uykusu geldiği zaman kalkar giderler. İşi olduğu zaman bırakır giderler ama asla böyle bir şey yapmıyorlar. Size hizmet ediyorlar. Sayın Milletvekilim Selam Uzun Bey geldi. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sayın Vekilimiz Ali Turan Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili konuklarımız, değerli misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Anadolu Aslanları, Aslon İş İnsanları Başkanımız Sayın Orhan Aydın Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Akıncılarımızın değerli hemşerimiz Orhan Aydın Bey'i güzel alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Sayın milletvekillerim, değerli belediye başkanlarım, kurum ve kuruluşlarımızın değerli başkanları, kıymetli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, Sivas şehrimizin daha da çok kalkınması, gelişmesi ve müreffeh bir seviyeye ulaşması adına düzenlenen geleneksel Sivas tanıtım günlerinde siz değerli hemşehrilerimizle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
Kıymetli hemşehrilerim, Sivas şehrimiz milattan önce 8000 yıllık bir geçmişe sahip Anadolu'nun kadim şehirlerinin başında yer almaktadır. Sivas bulunduğu coğrafyası itibarıyla birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Bu yılki temamızda da geçtiği üzere milli ruhun, milli mücadelenin, kurtuluş savaşımızın tüm vatan sathına yayılması noktasında eşsiz bir karara imza atılan Sivas Kongre Merkezi'ne ev sahipliği yapmıştır. Ne mutlu ki bizlere bu yıl ülkemizi bağımsızlığa götüren bu kongrenin elhamdülillah 100. yılını Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte eda etmiş olduk. Dün olduğu gibi bugün de geçmişteki azim ve kararlılığımızı korumakla birlikte ülkemizi her türlü tehditlere karşı koruyacak güce ve kapasiteye sahibiz. Şunu asla ve asla unutmasınlar ki bağımsızlık dün olduğu gibi bugün de bizim milletimizin en önemli karakterlerindendir. İstikbalde de aynı şekilde karakterimiz olmaya devam edecektir. Ben bu vesileyle bu topraklar için canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum. Saygıdeğer dostlar, Sivas şehrimiz Türkiye'nin en çok göç veren şehirlerinden biri. Bu nedenle çok farklı coğrafyalara dağılıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında Sivaslı hemşehrilerimizi görüyoruz. Hani gurbetlerimiz çoktur ya bizim. İster istemez de bazen dilimize mısralar takılıyor. Müsaadenizle bu bağlamda sizinle hasret üzerine Yavuz Bülent Bakiler Üstad'ın Sivas Hasreti adlı güzel bir şiirin bir kısmını okumak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu 4 Eylül'de Sivas'ta meydanda okudular. Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle. Her sabah yeniden ezan sesiyle Müslüman Müslüman uyanan şehir. Bir Selçuklu nakşında seni bulmak ne güzel. Ne güzel seni duymak bir ney sesinde. Şems-i Sivasi'nin mübarek türbesinde kandil kandil yanan şehir. Evet, bu güzel şehrimiz için yapmamız gereken çok şey var. Bizlere de düşen şehrimize layık olanı en güzeliyle şehrimize getirmek. Bu bağlamda Anadolu aslanları iş adamları ASKON olarak Sivas Kongresi'nin 100. yılında Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli başta olmak üzere valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız ve çok kıymetli iş insanlarıyla birlikte ASKON Sivas Şubesi'ni açtık. Biz ASKON olarak Sivas'a hizmet edebilmek için hazırız inşallah. Sivas'a katma değer üretecek her türlü projelere açığız. Gelin birlikte olalım ve Sivas'ımızı daha müreffeh kılalım inşallah. Değerli hemşehrilerimiz, Sivas ilimiz ihracatta da gün be gün artmakta. Ama hala maalesef istediğimiz potansiyele gelemedik. Her nerede olursak olalım, asla ve asla Sivas'tan kopmamamız gerekiyor. Farklı şehirlerde yaşadığınız büyük tecrübelerimizi Sivas'ımıza götüreceğiz inşallah. Sivas'ı bir yatırım ve cazibe merkezi haline getirelim. Malumlarınız üzere Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın tesisleriyle birlikte Sivas ilimiz tekstil alanında teşvikli bölge haline geldi. Biz de ASKON olarak başta tekstil komisyonumuz ve sektörler komisyonumuz olarak inşallah Sivas'a yapılacak tüm yatırımları inşallah destekliyor olacağız. Bununla birlikte 2019 yılında Konya'da gerçekleştirmiş olduğumuz Milli Tarım Zirvesi'ni inşallah ikincisini Sivas'ımızda gerçekleştireceğiz. Ben buradan bu programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm dostlara, değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Akıncılar Vakfı'nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. İnşallah tüm desteğimizle ASKON olarak, Anadolu Aslanları olarak, Anadolu sermayesi olarak Sivas'ın gelişmesi, Sivas'ın daha müreffeh bir şehir olması için bizler elimizden gelene inşallah ardına koymayacağız. Ben tekrardan hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, ASKON Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklar, 24. dönem Sivas Milletvekilimiz Sayın Selam Uzun Beyefendi'yi
selamlama konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Başkanım buyurun. Teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilim, belediye başkanlarım, sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli başkanları, hanımefendiler ve efendiler, ta Sivas'tan, Akıncılar'dan, Gölova'dan buraya gelen hemşerilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Akıncıların böyle bir gününde gene beraberiz, gene bir Sivas günlerinde beraberiz. Herkes kendisi için iyi bir şey yaparsa, Akıncılarlı Akıncılar için iyi bir şey yaparsa, Suşehirli Suşehri için iyi bir şey yaparsa, Gürünlü Gürün için iyi bir şey yaparsa, Şarkışlalı Şarkışlalı için iyi bir şey yaparsa, hepimiz Sivas için iyi bir şey yapmış olacağız. Memleket için iyi bir şey yapmış olacağız. Herkese iyi şeyler yapmak dileğiyle başarılar diliyorum. Emeği geçenlere, bu programı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize iyi günler diliyorum efendim. Sayın vekilimize teşekkür ediyoruz. Kendisini biraz sonra meydanda göreceğiz. Beraber oynayacağız inşallah. Sözünü alalım vekilimizden. Evet sevgili konuklar, değerli misafirler. Bu güzel konuşmalardan sonra Sivas'ımızın ve Akıncılarımızın güzel halk oyunlarını hep birlikte oynayacağız inşallah. O güzel alkışlarınızla Akıncıların güzel sesi Sayın Hayati Samur'u sahneye davet ediyorum. Hangisi benim? Eyvallah. Thank you.
bir seni gördüm, bir seni. Bir sen ne hallere düşürdün beni. Unutursun deme, unutmam seni. Ela gözlerine kurban olurum da ölürüm ceylanım sevdiğim. Sizi yaradana kurban olurum da ölürüm ceylanım sevdiğim. Çok teşekkür ederim efendim. Bütün protokolümüzü saygıyla, sevgiyle ben ve saz arkadaşlarım selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bütün bu her sene vallahi çok sabırsızlıkla bekliyor bu etkinliği düzenleyen, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum biz Sivaslı olarak. Sağ olun, var olun. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, horona. Buruya, buruya, gel buruya, buruya. Buruya, buruya, gel buruya, buruya. Sen gelmesen buruya da ben geleceğim oraya. Sen gelmesen buruya da ben geleceğim oraya. Akıncıların günü gelmezse kendi günü. Alacağım başka yerde kalır boynu bükülü. Seveceğim başka yerde kalır boynu bükülü. Mesudiye meletti, Kırıvalı göletti. Yaylalarda büyümüş de tam dereli kümetli. Yanakları bal gibi de dudakları şerbetli. Evet, burada bekliyorlar, geçe. Evet gençler. Vay vay vay. Gelmedi gelmedi yar yanıma gelmedi. Gelmedi gelmedi yar yanıma gelmedi. Ona ömrümü verdim de kıymetimi bilmedi. Ona ömrümü verdim de kıymetimi bilmedi. Akıncıların günü gelmezse kendi günü. Alacağım başka yerde kalır boynu bükülü. Seveceğim başka yerde kalır boynu bükülü. Mesudiye meletti, göl ovalı göletti. Yaylalarda büyümüş de tam dereli kümbetti. Yanakları bal küpü de dudakları şerbetli. Ezbider güzelleri dizildiler horuna. Ezbider yiğitleri dizildiler horuna. Kız senin cadı anan olsun bana kay. Kız senin cadı anan olsun bana kay. Akıncıların içi dükkanlar dizildi. Akıncıların içi dükkanlar dizildi. Harmanda buluşmuştuk yarim gördüler. Harmanda buluşmuştuk yarim gördüler bizi. Ezbider güzeller dizildiler horona. Ezbider yiğitler dizildiler horona. Kız senin cadı anan olsun bana kay. Kız senin cadı anan olsun bana. Güzeli, al yanaklı gülüzar. Oy gülüzar, gülüzar.
bizim köyün güzeli, çok tatlıdır dilleri. Gülüzarın uğruna yandı köyün gençleri. Bizim köyün güzeli, çok tatlıdır dilleri. Gülüzarın uğruna yandı köyün gençleri. Oy Gülüzar, Gülüzar, yaktın beni Gülüzar. Düğünlerin güzeli, al yanaklı Gülüzar. Oy Gülüzar, Gülüzar, yaktın beni Gülüzar. Düğünlerin güzeli, al yanaklı Gülüzar. Senin güzel cemalin güneşlerin yasaklı. Alan olmuş yanaklar, şeker gibi dudaklar. Senin güzel cemalin güneşlerin yasaklı. Oy Gülüzar, Gülüzar, yaktın beni Gülüzar. Düğünlerin güzeli, al yanaklı Gülüzar. Oy Gülüzar, Gülüzar, yaktın beni Gülüzar. Düğünlerin güzeli, al yanaklı Gülüzar. Gülüzar, gönlümün sultanısın, kara gözlü Gülüzar. Güzel yüzlü Gülüzar, ince belli Gülüzar. Gönlümün sultanısın, kara gözlü Gülüzar. Oy Gülüzar, Gülüzar, yaktın beni Gülüzar. Düğünlerin güzeli, al yanaklı Gülüzar. Oy Gülüzar, Gülüzar, yaktın beni Gülüzar. Düğünlerin güzeli, al yanaklı Gülüzar. Kaymakamımızla, vakıf başkanımızla birlikteyiz. Hızlı bir şekilde geçtik. Çünkü birazdan Sivas valimiz burayı, yani standımız, Zara standımız ziyaret edecek. Sayın kaymakamım, Sivas'tan İstanbul'a geldik. 1000 kilometre uzaklıkta 10.sü düzenlenen Sivas günlerinde Zara standımızı tanıtacağız. Evet, yaz döneminde biz misafirlerimizi Sivas'ta misafir etmiştik. Bugün de hemşehrilerimizi sağ olsunlar bize ev sahipliği yapıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok güzel bir organizasyon. Sivas platformunun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok hemşehrilerimize ilgi alakası çok iyi. Fakat biz buradan şunu söylemek istiyorum. Hemşehrilerimizin çok büyük rağbeti var. Burası bize yetmiyor, yeterli gelmiyor. Sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Evet sevgili izleyiciler, Zara standı önündeyiz. Sivas Valisi Salih Ayhan'la birlikte protokol şu an Zara standını ziyarete geliyor sevgili izleyiciler. Şu an evet, Hayati Samur'a teşekkür ediyoruz o güzel alkışlarınızla. Bitti mi diyoruz? Hayır, bitmedi. Akıncıların güzel sesi Sayın Nazmi Can'la coşmaya devam ediyoruz. Sayın Nazmi Can'ı alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Diyoruz çünkü enişteleri oluyorum Ulaşlar olarak. İşte buradan da Ulaş'a selamlar. Ulaş Belediye Başkanımıza da kolay gelsin efendim. Allah razı olsun. Biz de eniştemizden memnunuz. Bir sıkıntımız yoktur. Biz de Sıla'daki hemşehrilerimizi gurbetteki hemşehrilerimizle birleştirdik. Buraya geldik. Onların misafirperverlikleri de burada bize hoşumuza gidiyor. Birbirleriyle konuşuyorlar. Hasbihal ediyorlar. Eskileri hatırlıyorlar. Kültürlerimizi, buradaki yemekleri, Sivas'taki yemek kültürünü buraya taşıdık. Bunlarla bayağı burada bir güzel hasbihal ettiler. Hal hatır sordular. Biz de Ulaş'ta
Ulaş'tan bir şey. Evet, Ulaş'tan başkanım. Bu taş tabii ki daha önceleri değirmen taşıydı. Evet, bunlar daha önce eski yıllarda bunu evde bulgurlarını kendiler üğüdürlerdi. Üğüdür diye bulgurlar yaparlardı ki gidek değirmene hem uzaktı. Vasait yoktu o zaman biliyorsunuz. Bundan 40-50 sene evvel. Hem de hak vermemek için değirmen de kendi köyün genç kızlarını toplarlardı. Hep beraber üğüdürlerdi, dönerlerdi. Başkanım hemen sizi bu tarafa neler getirdik? Başkanım biraz burayı tanıtalım. Ulaş'ta neler var? Ulaş'ta bunların gördüğün işte hamur kendine kışlık yiyecekleri için mantı diyoruz biz bunlara. Mantı hazırlıyorlar. Erişte, yumurta eriştesi diyoruz. Pezik turşusu. Meşhurdur. Ekinci oğlundan. Ekinci oğlundan meşhurdur. İşte mantıları. Bunlar hep madımak. Biliyorsunuz Sivas'ın madımak. Hem yumurlaması hem çorbası. Evet, siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Ama madımak deyince Ulaş denir. Kesinlikle Ulaş'ın madımağı çok farklıdır. Ayrıca. Evet, haklısın. Evet. Kimlik başkadır. Ulaş deyince teceriyle, suyuyla, havasıyla. Gölleriyle. Ulaş bir göller bölgesidir. Tece Sıra Dağları var. Biliyorsun Ulaş'ın içinde. Yok. Biz de henüz yeni geldik Ulaş'a. Kısa bir dönemde görev aldık. Biz biliyorsun haliyle Ulaş Belediyesi borçlanma. Biz bu borçların arkasına takılmadan 10 bin metrekare Ulaş'ımıza, caddelerine, sokaklarına taşı kazandırdık. Kendi işçilerimizle. Kendimiz makamı bıraktık. Gerektiyse işçilerimizle, personelimizle gittik. Onları çektik. Ulaş'ın bir kuruşunu, belediyenin bir kuruşunu israf etmeyeceğiz. İnşallah etmiyoruz da. 80 milyonun hakkı olarak düşünüyoruz. İşimizin de başındayız. Allah nasip kısmet ederse Ulaş'ı şaha kaldıracağız. İnşallah başkanım. Sizlerin de destekleriyle, hükümetimizin, derneklerin, burada işte İstanbul Federasyon başkanlarımız da bizim yardım edecekler. Evet. Unutmayalım. O memleketinizden. Erol Bey de sabahtan zaten geldik. Bayağı bize bir yardımcı oluyorlar bu konuda. Hepsine teşekkür ediyorum. Sayın valimiz geliyormuş. Evet sevgili izleyiciler, Ulaş standındayız. İşte standlarımızı gezen Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, işte kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızla birlikte standlarımızı geziyorlar. Biz de 10. geleneksel İstanbul'da Sivas günlerinin canlı canlı sizlere yansıtıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi dışarıdaki programdayız. Hoş geldin. Su şehrine yaz gelmiş, Kösel Dağı'nda var var. İmranlı'ya yaz gelmiş, Kızıl Dağı'nda var var. Gözde demleyin çayı. Gidemedim Sivas'a, bu gurbette ne varsa. Daha dönmem geriye, dünyalar benim olsa. Gidemedim Sivas'a, bu gurbette ne varsa. Daha dönmem geriye, dünyalar benim olsun. Efendim sağ olun var olun. Teşekkürler sağ olun var olun. Efendim sayın vekillerim, sayın valim, ben gördüm burada biraz önce resim çekildim. Sayın valim ve değerli belediye başkanlarım ve değerli yine Akıncılar Belediye Başkanım Hasan Şen ve değerli yine ilçe köy dernek başkanlarım hep buradalar. İyi ki varlar diyorum. Yine muhtarlarımız, iş adamlarımız, vekillerimiz hep buradalar. Uzaktan yakından gelen herkese buradan saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız, hoş geldiniz diyorum. Değerli sanatçım bir saniyeni alayım. Tabii ki. Bir misafirimiz kayıp geldi. Olmuş. Evet. Vallahi kayıp olmuş. Akıncıları sevdiği için bizim yanımıza gelmiş. Vallahi. Şimdi anneye babayı arayacağız. Bir seslen bakayım anneye babaya. Adını söyle bakayım. Adın ne senin? Üzgün olduğu için söyleyemedi. Ağlama. Evet, 4-5 yaşlarında bir erkek çocuğumuz yanımızda. Sahnenin arkasına davet ediyoruz. Annesi babası buradaysa. Teşekkürler. Şimdi biraz önce paravanda oturuyorum.
Bekle. Sevgili izleyiciler, Zara standındayız. Zara'nın mimarı diyoruz. Havası sert, insanı mert ilçemiz Zara'yız. Zara Belediye Başkanımız Fatih Çelik. Başkanımla birlikteyiz. Başkanım, geleneksel 10.sü dönem Sivas günlerinde İstanbul Yeni Kapı'dayız. Güzel bir atmosfer var, yoğunluk evet. var, talep var, sevgi var. Neler söylüyorsunuz? Öncelikle şunu ifade edeyim. Gurbette Zara hemşehrilerimize, Sivas hemşehrilerimize buluştuğumuz için çok mutluyuz. Siz de izleniminiz şu yöndedir inanıyorum ki Zara standı diğer ilçelerimizin çok çok önünde maşallah. Yani Zara hemşehrilerimizi buradan ne kadar gurur duysak azdır. Dolayısıyla kendileriyle her zaman gurur duyuyoruz. Bugün de bu mutluluğu bize yaşattılar. İnşallah pazar günü saat 2'de bir saatlik Zara programımız var. O programda da Allah'ın izniyle bize o coşkuyu yaşatacaklar. Şu an standlarda Zara birini vurduk. Meydanda da Zara birini vuracağız. İnşallah. Yani sevgi öyle büyük ki, çünkü Zara Sivas'ın bir kimliğidir. Balıyla, tadıyla, insanıyla. Öncelikle Zara'da ne yetişir diye sordular. Gelen vatandaşımızın bir hemşerimiz yabancı. Dedim ki Zara'da sevgi yetişir. Zara'da vefa yetişir. Zara'da dedim dostluk yetişir. Sevginin olduğu yerde her şey yetişir. Dolayısıyla da günümüz güzel geçiyor, çok yoğun geçiyor. Biz Sivas günlerinden 3-4 gün önce buradaydık. İş adamlarımızı ziyaret ettik. Derneklerimizi ziyaretlerde bulunduk, bir araya geldik. İnşallah güzel şeyler olacak. Buradan İstanbul'da yaşayan hemşehrilerime, Zara Vakfı'na, Zaralı İş Adamları Derneği'ne, efendim federasyonlarımıza, dernek başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettiler, bizleri ağırladılar ve İstanbul'da bizleri yalnız bırakmadılar. Sayın Başkanım, daha önceki yıllarda tabii Zara standına geliyordunuz bir Zaralı olarak. Yalnız bu yılki çok farklı. Zara Belediye Başkanı olarak göreve geldiniz. Halk sizi seçti. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Zara Belediye Başkanlığı görevine talip oldunuz. Nasip de oldu. Zara'nın çehresi daha güzel olacak inşallah. İnşallah. Neler yapacağız çok söz ettim. Yani inşallah Zara'nın ilk önce şehir içerisindeki ana su hatlarındaki Borulandeşi ilkini Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirdik. 1,5 kilometreye yakın bir alanda ana boru değişimi yaptık. Bu değişimleri yaparken ara sokaklarımızda vana sistemini oluşturduk. Su patladığında mahallenin hepsine su kesintisi yaşanmayacak inşallah. Daha sonra gelecek yıl Ahmet Bayçut Mahallesi'nde su çalışmamız olacak. Bununla birlikte 15 bin metrekareye yakın bir parke çalışmamız oldu. Önümüzdeki yıl üst yapı olarak çalışmalarımız var. Şehrin altı noktasında çöplerimizi yerin altına asansörlü sisteme dönüştürmeyi planlıyoruz. Kaldırım çalışmamız, yol çalışmamız gerçekleşecek. Bir taş ocağı çalışmamız vardı. Madde ruhsatını aldık. 2 aydır uğraşıyorduk, çalışmalar yapıyorduk. Buradan Sami Öncü Bey'e çok teşekkür ediyorum Ankara'da. Maden mühendisimiz. Tüm işlemlerimizi kendisi özverili bir şekilde takip etti. Ünsal Altır Bey'e çok teşekkür ediyorum, Zara hemşerimiz. Bu çalışma yollarıyla yaptık. Önümüzdeki yıllarda da ekipmanımızı oluşturup üretime geçeceğiz. Güneş enerjisi çalışmamız var. Mesire alanı çalışmamız var. Bunların hepsini zaman dahilinde, planlar doğrultusunda, mali yapımızı bozmadan emin adımlarla gerçekleştireceğiz. İnşallah. İş adamlarımızı bölgeye davet ediyoruz. Buradan tekstilci Mustafa Dökmetaş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi bir Zara'da bir tesisi vardı. Tesisi büyütmek istedi. Yer sıkıntısı oldu. Biz sosyal işlerin yerini kendilerine tahsis ettik. Daha sonra başka yere taşıdık. Dolayısıyla burada istihdam 30+30 istihdam daha yaratacak. İnşallah hedefi 1,5 yıl içerisinde 100. Dolayısıyla diğer iş adamlarımızı da tekstil noktasında bölgeye davet ediyoruz. Biz her türlü desteğe hazırız. Şunu ifade edeyim, temsilen şunu ifade ediyorum. Ben yatırımcıya yer bulamazsam makam odam bile tahsis ederim. Yeter ki Zara'ya yatırım olsun, iş olsun, aş olsun. Dolayısıyla işsizlik Türkiye'mizin sorunu, ilimizin sorunu, ilçemizin sorunu. Biz de işsizlikle mücadelede ilçe olarak, yerel yönetimle, belediye başkanı olarak elimizden geleni yapacağımızı inanıyorum. Biz de inanıyoruz. Çünkü bir makam odasını teslim eden, bir iş için tabii ki teslim eden, zararlar için teslim eden
gelecek için, nesillerimiz için teslim eden bir belediye başkanı duymak kadar yani, mutluluk yok. Şunu ifade edelim. İmkanlarımız doğrultusunda, gücümüz doğrultusunda, kanunların bize verdiği yetkiye doğrultusunda her türlü yanlarında olacağız. Dolayısıyla doğdu büyüdükleri yerlere 10 kişiye, 20 kişiye, 30 kişiye bir ekmek kapısı açmaları bizi çok mutlu edecek. Bir de vefa borçlar olmuş olacak. Yani hayır dualarını alacağız. Dolayısıyla buradan tüm zararlı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. 31 Mart'ta seçildik. 31 Mart'tan sonra Milliyetçi Hareket Partisi adayıydık. 30 Mart'tan sonra Zara'nın belediye başkanıyız. 12 bin nüfusa sahip ama 300 bin zararı var. Hepsinin belediye başkanıyız. Dertlinin derdinin yanında, sevincinde, kötü gününde, iyi gününde olmaya çalışacağız. Elimizin, gücümüzün yettiği kadar ilçemize hizmet edeceğiz. Bunu yaparken de sevgiyle, saygı ve hoşgörüyle yapacağız. Tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Çalışmalarınızı yakinen takip edeceğiz. Ediyoruz da Zara'nın bir yiğit evladı olarak Zara'nın çehresini değiştireceğinize inanıyoruz. 4 yıl boyunca yani yük ağır, görev muhteşem, azminiz yüksek. Bu yönden de sizleri kutluyoruz. Ekibiniz sağlam, profesyonel bir çalışma yapacağınıza inanıyoruz. Zara sizi izlesin, sizinle birlikte olsun. Olduktan sonra da daha hiç aşılmayacak yol yok diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu hizmet esnasında yorgunluğumuzu alan tek bir şey var. Vatandaşımızın mutlu olması, vatandaşımızın huzurlu olması, Cenab-ı Allah bizlere nasip etti hizmet etmeyi. Dolayısıyla ne kadar hizmet yaparsak yapalım, yorulacağız ama en büyük mutluluk bu yorgunluğu alacak da zararlı hemşerilerimizin mutluluğu olacak. Çok teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Vakıf Başkanımız Sayın Adnan Çelik'le birdeyiz. Adnan Şimşek'le. Çünkü Fatih Çelik Başkanım olunca özür diliyorum tabii ki. Adnan Şimşek Başkanım da gurur duyuyoruz. Zara'nın Tekke köyünden sevgili izleyiciler. Hala oradan geçerken de ölmüş neslin ruhuna fatihalarımı gönderiyorum. Hele ki annenizin cenazesinde oradaydık. Mekanı cennet olsun. Zara'nın çehresini de değiştiren kişilerden sizlersiniz vakıf olarak. Sizler her şey değişir ama sizler değişmezsiniz. Çünkü o toprakların yoğrulmuş evlatlarısınız Sayın Başkan, neler söylüyorsunuz? Valla değişmeyiz, niye değişmeyiz? Bizler Sivas Zaralıyız. Bizim kalbimiz de bir söylüyor, dilimiz de bir söylüyor. Aykut Bayrakçı Başkanımla beraber şu anda Zara Vakfı'nda görevi yapıyoruz. Teveccüh ettiler. Orada başkanlık yapıyoruz. Yine başkanım Aykut Bayrakçı. Hep beraber nedir? Memleketimize, Sivas'ımıza, Zara'mıza hizmet ediyoruz. Çehresini değiştiren derken tabii ki elimizin gücümüzün yettiğince biz İstanbul'da doğmalıyız. Ama o toprakta bizim atı yoruluyuz. Bundan 10 sene önce annemiz rahmetli olduğu zaman annemin başucuna bizi defnedildi. O vasıtayla daha çok haşır neşredildi. Bu arada da bir okul yaptırmak nasip oldu. Arkadaşlarımıza Zara sanatçısı oldu. Ondan sonra da Zara Vakfı'nda şimdi elimizin gücümüzün yettiğince Aykut Başkanım'la diğer yere tutulduğu yerli arkadaşlarım mücadele ediyoruz. Ama orada bir okul var ama yeri gelmişken onu öyle değil. Bir okul var ama oraya ilk yerli bir bölümler açılması lazım. Çünkü o okulun yaşaması lazım. Gerçi o konuları arkadaşlarımız zaten yetkili kişilerle görüşüyorlar. Ama burada da nedir? Hasret gideriliyor. Neyin hasreti? Festival zamanlarında olsun çeşitli bir tanrıya diyor. Sivas Zara'ya gidiyoruz. Sivas'ımızı geziyoruz, Zara'mızı geziyoruz ve orada yapacağımız etkinliklere katılıyoruz. En önce de olsa oraya dokunuyoruz. Şimdi İstanbul'da çevresinde olan Sivaslılar buradalar. Burada da biz ev sahibiyiz şu an. Nedir? Oradan memleketimizden gelen, çevrelerden gelen, yöremizi tanıtmak, Zara'mızı tanıtmak, memleketimizi tanıtmak. Ben her zaman için söylüyorum. Sivaslı'nın deliyle kalbi değildir. Mert insanlar, yiğit insanlar. Onun için gurur duyuyoruz hepsiyle. Allah nasip ettiği müddetçe de elimizin gücümüzün yettiğince memleketimize tabii ki biz de geleceğiz. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Öncelikle Sivas günlerinin 10.sü bu sene düzenleniyor. Biz de burada hemşerilerimizle birlikteyiz. Zara Vakfı'nda Adnan Başkanımız başkanlığında, liderliğinde bizler için son derece kıymetlidir başkanım. Bizler de onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Hemşerilerimize faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Burada
burada gerçekten bütün organizasyonlar son derece güzel oluyor. Bizler İstanbul'da yaşayan Sivaslılar olarak hem hemşerilerimizle hasret gideriyoruz, hem de genç kardeşlerimize gelenekleri, görenekleri burada bir kez daha görme fırsatı doğuyor. Dolayısıyla inşallah bu tür organizasyonlar devam eder. Hep birlikte hemşerilerimizle güzel vakit geçiririz. Daha faydalı işler yaparız. Her şey Sivas için, her şey Zara için diyoruz biz aynı zamanda. İyi yayınlar diliyoruz size. Teşekkür ederim başkanım. Çok teşekkür ederim. SRT ailesi olarak devamlı bu gibi etkinliklerde hiçbir zaman için bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Bırakamayız başkanım. Sağ olun. Benim sevgili başkanım, ben gurur duyuyorum başkanım sizlerle. Sen ilk günümüzden beri etkilerinizle çok sağ olun. Doğru. Bütün hemşerilerimize saygı sevgilerimizi sunuyoruz. Çok evet sevgili izleyiciler, şimdi sevgili izleyiciler Zara ilçe başkanımızı alıyoruz. Merhaba kardeşim, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağınıza duacağız başkanım. Güzel bir birliktelik 10.sü düzenlenmiş. Aynen öyle. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yönetimi ve belediye encümenimizle birlikte katıldık. Gayet ünlüde her zaman zararlar İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde olduğu gibi birliğini, beraberliğini sergiledi. Biz Sivaslı olmaktan, zararlı olmaktan onur ve gurur duyan insanlarız. Bu tür birliktelikleri inşallah memleketlerimizde de yaşarız. Bizler hayırlara vesile olur. Bizlere çok teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Merhaba. Selamlar. Selam gönderin. Merhabalar. Tüm zararlara. Tüm Sivaslı. Selam. Zararlara. Tümüne selam. Aleyküm. Sağlık biz efendim. Çok teşekkürüz. Evet sevgili izleyiciler, röportajlarımızı tamamladık. Akıncılar ilçesine geçiyoruz. Daha sonra da protokol konuşmalarımızdan birlikte olacağız sevgili izleyiciler. Canlı yayınlarımızda İstanbul 10. Geleneksel Sivas günlerindeyiz. Benim başım dolanır. Bugün hava bulanır da benim başım dolanır. Şu gavurun gözüne yanır ciğerim yanır. Hoşçakalın, hoşçakalın. En kötü günümüz böyle olsun. Allah'a ısmarladık. Evet sevgili konuklar, değerli misafirler, Sivas platformumuza, Akıncılar Hizmet Eğitim Vakfımıza, Sivas Konfederasyonumuza çok çok teşekkür ediyoruz. Canlı yayında bu programı sunan Sivas SRT Televizyonu, Vizyon 58 Televizyonu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Onları bir alkışlıyoruz. Bir sonraki sene programda hep birlikte olmak üzere teşekkürler, iyi günler diliyoruz. Sahne önünde bulunan değerli hemşerilerimizden protokolün hazırlanması için çok kısa bir süre olduğu için hızlıca ön tarafı boşaltmalarını rica ediyor. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi günler. Evet. Efendim lütfen. 10.sü düzenleniyor. Yeni kapıdayız. Yeni kapıya sığmadık diyoruz artık sevgili seyirciler. İstanbul'dan da otobüslerle, Sivas'tan da buraya akın akın eden Sivaslılarla birlikte 10.sünü düzenliyoruz. Hafet, yani Hafik değil sevgili seyirciler. Şu an Hafik'in kokusunu yavaş yavaş alıyorum. Niye? Buraya da getirdik. Hafet başkanımızla birlikteyiz. Sayın başkanım, İbrahim başkanım, güzel bir mutluluğa tabii ki bunlar aylar öncesi bayramda tabii ki güzel bir festival gerçekleştirdiniz. Evet. Şimdi de burada güzel bir festivalle tanıklık ediyorsun. Neler söylersin? Öncelikle bizim sesimizi tüm dünyaya duyurduğumuz için öncelikle size teşekkür ediyorum. Tabii bu festivallerin yapılmasındaki en büyük etken, gördüğünüz gibi bugün Yenikapı Meydanı'nda milyonlarca Sivaslı bir araya geliyor. Belki yıllardır birbirini görmeyen insanların kaynaştığı, yıllardır birbirini görmeyen hemşehri derneklerinin bir araya geldi ve tüm ilçe derneklerinin standlarında olduğu ve tabiri caizse bir Sivas şöleni ortaya koydu. Tabii biz bunu aynı zamanda, ben İstanbul Sivas Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Bu organizasyonu 2 aydır, 3 aydır planlıyoruz. Ve belirli netice sonunda bu senede Allah nasip etti, güzel bir organizasyona imza attık. Hafif Dernekler Federasyonu olarak da Hafif'e, Hafiflere yapmamız gereken en iyi hizmeti, buraya gelen misafirlerimizi Hafif ve Hafiflere yakışır bir şekilde ağırlamaktan da onur ve mutluluk duyuyoruz. Tüm dernek başkanlarımla, yönetim kurulu üyesi kardeşlerimle bugün burada tüm gelen hafiflere en iyi şekilde hizmetimizi sunacağız diyorum. Bizim sesimize, halkımıza, vatandaşlarımıza ilettiğiniz için size ve televizyonumuza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda
bu organizasyonumuzun sponsoru olan Altın Toprak Arsa Ofisi'nin kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Sponsor olmadan bu işler biraz zor yürüyor. Varsa paran her şey halloluyor. Demek ki Allah razı olsun diyor. Biz de ona dua ediyoruz. Herkes biraz sağ olsun. Ondan kalan paralarla bizim sesimizi dünyaya duyursun. Bakalım neler varmış. Çok var. Teşekkür ederim başkanım. Evet sevgili izleyiciler, o da bir yiğit evlat. Yiğido diyoruz. Nereli diye sorarsanız Mavi'deki dış kapılı diyoruz. Sevgili izleyiciler, Murat Çakmak başkanımız da kendi sevgisini İstanbul'dan Sivas'a taşıyan bir başkan diyorum sevgili izleyiciler. Hafif'te diyoruz ve toprağın hani o buram buram kokusuyla hala İstanbul'da da toprakla uğraşan bir başkanımız diyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmet'ciğim, teşekkür ederim. Enerjine hayran kalıyorum her zaman. Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sesimizi dünyaya duyurduğunuz için. Bu işte emeği geçen herkese. Onuncusu düzenlenen bu festivalde diyelim. İnsanların birbirini görme imkanına sahip olması gerçekten çok güzel. Ben de Sivaslı olarak bırakın Altın Toprak Arsa Ofisi'ni, bir Hafikli Dışkapı Köyü Dernek Başkanı olarak da standımızın her zaman yanındayız. Burada elimizden geldiği kadar dostlarımızı ağırlamaya çalışıyoruz. Bu işte İsmail Erdem Başkanımız başta ve onun arkasındaki tüm ekibine teşekkür ediyoruz. En azından yılda bir sefer de olsa insanların birbirini görmesine vesile olması, işte Sivas'ı buraya taşıması, burada Sivas'ın hemen hemen her şeyini yaşatması bizler için hem güzel oluyor hem gurur verici oluyor. İstanbul'da da Sivaslıların ağırlığını bir şekilde hissettirmeye çalışıyoruz. Burada Hafik Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız, Hafik Dernekler Federasyon Başkanımız, yine Hafik Festivali'nde ağamız, hanım ağamız diyelim, diğer dernek başkanları, arkadaşlarımla beraber elimizden geldiği kadar mümkün mertebe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyurduğun için sana çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ahmet abime buradan selamlar gönderiyorum. Sayın Başkanım da geldi. Hanım ağamız da yanımızda. İnşallah da... başkanım mesajlar da geliyor. Bu sene devam edecek mi? Sponsorlar da programlar olacak tabii mı? Tabii ki tabii ki. Devam evet, ediyoruz. SRT'de yine devam ediyoruz. Ercan'la Dik Oyna programımız her zaman devam edecek. Yine görüştüğümüz birkaç sanatçı arkadaşımız var. Onları da ilerleyen zamanlarda açıklayacağız. Altın Toprak SRT zaten özdeşleşti diyorum. Teşekkür ederim Mehmet'e. Sağ ol kardeşim. Evet, ben bayan olarak ağam izin verirseniz hemen başkanım hanım ağamızdan başlayayım. Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen tüm hemşerilerimize öncelikle sevgi, saygı, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Tekrar yine Yeni Kapı'da Sivas günlerindeyiz. Burada buluşup hemşerilerimizle hasbihal etmemize vesile olan tüm çalışma arkadaşlarımıza İsmail Erdem ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve burada sponsorumuz olan Altın Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Murat Çakmak Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bol kazançlar diliyorum. Burada bizi yalnız bırakmayıp yanımıza kadar gelip ve bize her konuda destek olan değerli başkanımız Hafik Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Muhabbetimiz daim olsun. Her zaman böyle bir arada, böyle güzel programlarda bir alda olmaya temenni ediyorum. 16 ilçemiz var. 16 ilçemizde sevgili izleyiciler, festivaller, şenlikler var. Ben ilk defa Hafi'yi kutluyorum. Bir hanım ağa çıkarttıkları için gurur duyuyorum. Demek ki hanımların da burada yeri var diyoruz. İlçemizi tabii yönetenler de var diyoruz. Hafik Belediye Başkanımız da yanımızdalar. Çok değerli bir başkanımız da Çuadaroğlu başkanımız, Zara'da da Ahmet Çuadaroğlu vardı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çuadaroğlu'lar da çok çalışkandır. O çalışkanlığınızı da Hafi'ye getirdiniz. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuadaroğlu. Sivas günlerinde bulunmaktan çok mutluyum. 2019 yerel seçimlerinde kazandım ve iktidara geldim. Biz de Hafik için çalışıyoruz. Hafik için buradayız. İnşallah iş adamlarımızla buluşacağız, konuşacağız. Hafik'le ilgili birçok projem var. Gücümüzün yetmediği yerde iş adamlarımızdan destek bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çevresi sayenizde değişecek. Eyvallah, sağ olun. Hanım ağamıza Murat Çakmak Bey'e çok çok teşekkür ediyorum bu nazik konuşmalarından dolayı. Sağ olun, yani, var olun. Sayın Başkanım, yani sırtı yere gelmez bir hanım ağa olduğu sürece sizin yanınızda sırtı yere gelmez Altın Toprak Arsa Ofisi varsa, yani toprakla işte suyla birleştiği zaman, yorulduğu zaman Hafi'yi daha kimse tanıyamaz. Gelişen bir Hafi. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yayınınız için sağ olun, var olun. Evet, sevgili izleyiciler, şimdi protokol konuşmalarımız için dışarıdaki stüdyomuza, dışarıdaki standımıza bağlanıyoruz. Hafi'ye teşekkür ediyoruz.
saygılarımızla TRT TV ekranlarından ayrılmayın. Canlı canlı, dolu dolu programlar İstanbul Sivas günlerinde. Ben yazayım bir sene.